Tam buradan başladığınızda AK Parti seçmeninde bir %10'luk, yani kendi oyunu %10'u, yani aşağı yukarı 39'un 36'ya, hatta 35'e doğru inmekte olduğunu ya da o duygu eksilmesiyle ineceği, buna karşılık CHP, İYİ Parti ve HDP seçmenlerinde sandığa gitmeyenlerin bile, yani 31 Mart'ta sandığa gitmeyenlerin bile bu kez sandığa gideceği ve oylarının konusunda net tavır alacaklarının ipucu vardı. Evet. Dolayısıyla o duyguyu yaratan iki farklı şey oldu ve dünü de belirleyen en önemli bence birkaç tane daha var ama ilk iki dinamik bir AK Parti seçmeni içindeki bir kesimin ve MHP seçmeninin de neredeyse yarısının İstanbul'da. Daha öncesinde üçte bir. Kabaca üçte bir, dörtte bir mertebesindeydi. Bu kez MHP seçmeninin yarısının adalet duygusu incindi. Onların AK Parti olanlarının çok az bir kısmı belki geldi, Ekrem Bey'e oy verdi ama önemli bir kısmı seçime katılmamayı tercih etti yine. Çünkü hala kutuplaşma, negatif kimliklenme gibi başka meseleler var ama 31 Mart etrafında bunları sıkça konuştuğumuz için detaya girmeyeyim. Evet. Ama MHP'lilerden de Ekrem Bey'e geçiş ve o blokta bir çözüm emaresi vardı birincisi. İkinci temel dinamik CHP İYİ Parti seçmenlerindeki moral üstünlük, yani bu kez kazanacağız ve kazanabiliriz kanaatinin bu kadar güçlü olması, o moral motivasyon olayı dün gecenin sonuçlarını belirleyen önemli şeylerden birisiydi. Seferberlik haline geldi yani. Kesinlikle. Hemen her konu, yani ilk kez 2007 seçimlerinden sonra ilk kez muhalif blokta hisseden ya da hayat tarzı olarak AK Parti'nin politikalarıyla meselesi olan insanlar, İlk kez seçim yoluyla AK Parti'nin önüne geçebileceklerini ya da AK Parti'yi durdurabileceklerini ya da yenebileceklerini hissettiler. Ve bunun ürettiği moral motivasyon her şeye yansıdı her şeyden önce. Ve şöyle bir bulguyu paylaşmakta yarar var. Şimdi biz bir hafta sonra falan sandık analizlerini, sandık sonuçları elimize alabildikten sonra hesaplamalarla daha detaylı sandık analizi yayınlayacağız. Orada da ortaya çıkacaktır. Ama elimizdeki verilerden şunu söyleyebilirim. İlk kez mesela benim de başında olduğum dönemden, yani 2005'ten bugüne kadar Konda'nın yaptığı araştırmaların bir tanesinde ilk kez bu seçimden önce muhalif blok seçimi biz kazanacağız duygusuyla sandığa gitti. Ve daha ilginç olanı, AK Parti'ye oy vereceğini söyleyen insanların da önemlice bir kısmı bu kez muhalefet kazanacak kanaatindeydi. Bu ilk kez oluyor. 14 yıllık bütün araştırmalar serisi içinden bakarsan. Dolayısıyla o duygu kırılmasının ve bu taraftaki moral motivasyonun etkisi anlaşılır. Bir üçüncü dinamik var tabii, Kürtler. Yani İstanbul'daki Kürtler bir önceki seçimde birazcık eksilerek seçime gitmişlerdi, tıpkı CHP'liler gibi.